Yüce Tuning'den herkese merhaba. Arkadaşlar, aracımız Ertex yapımı Mercedes Vito. Aracın bize gelme sebebi ise aracın sürgülü kapısındaki sorunlardan dolayı. Yani tabii bu firma ile alakası yok. Bunlar da bu mafsallı kablo demetini muhafaza eden bir parça, oynayan bir parça, oynar başlıklı bir parça, hareket eden bir parça, kapı açılınca çalışsın vesaire diye. Kablo demeti bunların içinde kopukluklar oluyor. Bu kopukluklardan dolayı da bu kapıda çalışmasıyla alakalı duraksamalar oluyor. Çünkü oradan bilgi alamıyor. Kapının hangi konumu olduğunu vesaire. Bunun içindeki kilitte, arkadaki kilitte yaklaşık 5 tane sensör var. Bu 5 sensör kimisi ani el arada kalmasıyla alakalı komut görevi görüyor. Kimisi işte kapının kapandığını görüyor. Kimisi vakum kilidi var burada içinde bunun. Şurada kilidin içinde vakum kilidi var. Bu vakum kilidinin çalışmasını sağlıyor. Şöyle bir vakum kilidimiz var. Bakın size de göstermek istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Bunu şimdi kilitlediğimiz zaman. Gördünüz mü? Otomatikman vakum kendini çekiyor. Bu kapıların çekme özelliği bu şekilde oluyor. Panzotunu söktük. Aracın panzotunu söktükten sonra burayı bu şekilde dediğim gibi ufak bir parçasını söktük ki buraya müdahale edebilelim. Şuradan bir parça keserek, çünkü normalinde esasında bunu sökebilmeniz için şu gördüğünüz kolon duvarının olduğu duvarın sökülmesi lazım ki panzot, alttaki basamak panzotu yukarı doğru kaldırılıp çekebiliyor. Tabi bu içeriye kadar ulaştığı için de bunu sökmeniz zor. Ya kıracaksınız ya bir şeyle. Bunları da es geçtiğimiz için biz de mümkün mertebe bütün işi kırmadan dökmeden yapmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı böyle bir sinir sinir bir şey yapalım dedik. Buradan vidanın olduğu yeri, yani şunun vidasını, kilidin dayanma noktası, yani şu kapının dayanma noktası, arkaya doğru geldiği zaman dayanma noktası olan stoper görevi gören parçanın yerinden çıktıktan sonra şunu kızaklı bir şekilde, kızakları var burada, bu kızakları yerinden çıkartıyoruz. Yerinden çıkarttığın zaman ancak izin veriyor şunun çıkmasına ve ondan sonrasında da burada kablo soketleri var. Bu soketlerden ayrıldıktan sonra kapının içinden ağrı bu tesat sökülüyor ve onarımı yapıldıktan sonra da tekrar montaja geçiyoruz. Şu an bunda ilerleme bu yönde. Kapı arızasını yaptıktan sonra tekrar bir video çekeceğiz. Her türlü araç arızalarını, onarımını yapıyoruz. Özellikle dizayn arızalarında. Bunun yanı sıra farklı araç gruplarında. Bu araçlarda mesela bu da sıvı teması ile ilgili geldi bize. Taban kısmından bir miktar su almış. Bunun iç aksamı filan söküldü. Sizlerin de böyle arızaları olursa sizleri de Yüce Tuning'e bekliyoruz. Sizlerden ricamız arkadaşlar, lütfen kanalımıza abone olup beğeni butonuna basarsanız bizleri de çektiğimiz videolarda teşvik edici olursunuz. Evet arkadaşlar, kapıdaki işlemlerimiz bitti. Kapının arızasını yaptık. Şu an gördüğünüz gibi gayet güzel, şık bir şekilde açılıyor. Hiçbir şekilde takılma yapmadan da nizami çalışıyor. Kapının alt kısımlarını, özellikle Vitos'u olan arkadaşlara bunu söylüyorum. Kapı altlarını da özellikle, buralar çok kirleniyor. Burada bir bilya şeklinde yuvarlak bir silindirimiz var. Bunların üzerinde geziyor. Bunun üzerinde de kir, pislik bir şey kalmaması lazım. Yani pislikten kastım, hani ince pislikten bahsetmiyorum. Toz, toprak vesaire. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar olduğu zaman sıkışma yapıyor. Kapı motorunu zorluyor. Yani zor açılı kapı. En kötü ihtimalle bayırlarda filan kapatmaya çalıştığınızda zaten bir de buranın engellemesi oluyor. O yüzden kapı da zor kapanmış oluyor ya da duruyor. Kapı kendini durduruyor bayırlarda. Onun için buraları sürekli temizlerseniz, arada bir şöyle bir silerseniz kuru tutmaya çalışın. Çok öyle yağlı filan da sürmeyin. Yağ artı zarar demektir. Yağladığınız zaman bu sefer toz toprak çeker üzerine. Orası kuru kalsın. Ama bilyaları belki yağlayabilirsiniz. Şu bilyanın kendisini böyle lokal olarak, bilyanın kendisine WD-40 yanınızda bulundurursanız onların şöyle bir çubukları var. Bunlar hani çok zor şeyler değil. Sizlere bunu faydamız olsun diye söylüyoruz. Her şekilde çalışması da güzel. Bu araca serviste komple tesisat değiştirmeye çalıştılar. Önce zaten servistekiler arka kilidi komple değiştirdiler. Öyle değil mi? Arka kilidi önce değiştirdiler. Sonra kendileri de gördüler ki olmadı. Evet. Sonra dediler ki Almanya'dan sipariş vereceğiz. Komple tesisat getireceğiz vesaire dediler. Ama işte Yüce Tuning farkıyla biz de böyle bir arızayı da yapmış olduk. Sahibi güle güle kullanır inşallah.
Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve beğeni de bulunup da yorum yapmayı da unutmazsanız seviniriz.